Giysilerini atıp geri geldim. İstersen üstüne su dökelim ama giysilerden balık kokusu çıkmaz abla. Abla, banyo yaptın, üstünü değiştirdin ama hala üstünden balık kokusu geliyor. Kutsallığın bozulduğuna göre kim bilir nasıl hissediyorsundur. Ben korkmaya başladım abla. İnsanlar bu evliliği daha yeni duymaya başladılar. Yarın o Bengalli kız eve gelin geldiği zaman... insanlar kim bilir neler yapar. Hiç anlayamıyorum. Abla, beni dinle. Artık mabede gitme. Eğer mabede gidersen abla, insanlar sana lanet okur ve buna çok üzülürsün. Hayır abla, mabede gitme. Abla, sen hiç merak etme. Abim yakında geliyor. Onunla bu konuda konuşuruz. Onun sözünü herkes dinler. Bu konuya bir çözüm bulur. Beni affet abla. Unutmuşum. Abim artık yönetici değil. O istifa etmişti. Alo? Peki. Ama neden? Satsang iptal mi etti? Ama bunun neden böyle? İyi de... Tamam. Pekala. Ben de bundan korkuyor. Ne oldu? Abla, bizi mahalleden attırmaya çalışıyorlar. Kimler? Kim onlar? Satsanglar. Satsang ailesi. Buraya gelmeyi reddetmiş. Satsang ailesi gelmiyor mu? Neden? Çünkü abla, abim eskisi gibi değil. Şimdi bir de vejetaryen olmayan bir kız eve gelin geliyor. İnsanlar bizi dışlamaya başlıyor. Yok sayıyorlar. Hepimiz abimin kararının kurbanı olduk işte. Bunlara nasıl dayanacağız abla? Artık beynim durdu. Abla, onlar bizle konuşmayı keserlerse, ya sağa sola gitmemizi engellemeye başlarlarsa, ulu orta bize hakaret ederlerse ne olacak? Yo, bu olamaz. Abim bunu düşünerek karar vermiştir. Şu ana kadar yanlış bir karar vermedi. Yine vermemiştir. Yanlış düşünüyorum ben. Abla, abimin kararını kabul etmeliyiz. Abi, ne derse onu yapmalıyız abla. Ben ona inanıyorum. Sen fazla düşünme, endişelenme. Dinlen biraz. Ben sana çay getireyim. Demin olanları öğrendim. Sen iyi misin? Ben de bundan korkuyordum. Bunu sana da anlatmaya çalışmıştım. Bak, o kızla hiçbir sorunum yok. O iyi bir kız. Bize çok yardımları oldu. Ama bizim statümüz, geleneklerimiz, yaşam tarzımız onunkinden çok farklı. İnsanlar bunları değiştirebilir anakoyim. Merak etme. Her şey düzelecek. Yanımızda olmasalardı, yavaş yavaş kararımızın doğru olduğunu anlayacaklar. Sonra herkes yanımızda olacak. Ben bilemiyorum.
Benim tek bildiğim, çok endişeli oldum. İnsanlar böyle kızmaya başlarsa burada nasıl yaşarız biz? Kararını tekrar düşün lütfen, olur mu? Sonuçta Lakşa da sana kararına karşı gelmeyecek. Yeter Annapurna. Artık bunu konuşmayacağız. Svara'yı kabul edeceksin. Svara bu evin gelini olacak.